19. soru dayan. bu da çözeltilerle ilgili. Daha doğrusu iyon konsantrasyonu ile ilgili sorulan sorulardan biri olmuş. Hatırlarsınız bu tür sorulardan çokça çözmüştüm. Evet iki tane çözeltimiz var. Bunlar karıştırıldığı zaman karışımdaki klor iyonlarının molaritesi ne olur diyor. Arkadaşlar klor iyonlarının molaritesi sorulduğuna göre klorun kendi mol sayısını toplam hacme böldüğünüz zaman klorun molaritesini bulursunuz. Bakınız 2 molar 400 mililitre hacimli NaCl çözeltisi diyor. O zaman birinci çözeltimiz bu olsun. Molaritesi 2 hacmi 0.4 litre yapar. Bu kendi molu. Klorür molede birleşe NaCl'nin mol eşit olduğu için bunu direkt birleştirdim. Yani aynısı anlamında artı ikinci çözeltimiz 1 molar 100 mililitre kalsiyum klorür çözeltisi. Molaritesi 1 hacmi 0.1 litre. Görüldüğü gibi. Klorun moline gelince kendi molünün 2 katı olduğu için o zaman bunu bu da ile çarptım. Toplam hacmede gelince 401'i yüzde biri olduğu için 0.5. Yani ben bu işlemde şunu yaptım. Her iki çözeltiden gelen klor iyonlarının toplam mol sayısını karışımın toplam hacmine böldüğünüz zaman klor iyonları konsantrasyonunu bulmuş oldunuz. Ne kadar olmalı? 2 molar. Cevabımız denizli.